Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle batıklarımızla nasıl baş edebiliriz, bunlarla ilgili tavsiyeler vereceğim. Eğer bunu yaparsanız pürüzsüz bacakları ve pürüzsüz bir cilde kavuşabileceksiniz. Bu arada yüzünde neden bu kadar ağır makyaj var diye soracak olursanız da az önce bir makyaj videosu çektim. O yüzden silme fırsatım olmadı bunu. Çok fazla söylüyorum biliyorum ama maalesef silme fırsatım olmadı. O yüzden bu makyaja biraz katlanacaksınız. Eğer mükemmel bacaklara kavuşmak istiyorsanız. O zaman videomuza geçelim çünkü mükemmel bacakların sırları nelermiş, bunlarla başlayalım. Şimdi batık ne demek olduğunu bilmeyenler için batık kıl dönmesidir arkadaşlar. Batık kıl dönmesidir arkadaşlar. Bacağınızda sivilce yapan, kaşıntı yapan, bazen ağrı yapan, içinde kıl olduğu için size ağrı yapacaktır. Çünkü kılınız döndüğü için bir sivilceye dönüşecektir. Ve bu bir şişliğe ve bir kızarıklığa sebep olacaktır. Bu yüzden bacağınıza ya da kolunuza dokunduğunuzda tırtırlı bir yapı hissedeceksiniz. İşte bundan bahsediyorum. Evet, bunlardan kurtulmak istiyorsanız videomuza devam edelim ve siz de videoyu izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, birinci mükemmel şeylerden bir tanesi aspirin. Aspirin kıl dönmesi sonucu oluşan iltihaplama ve kızarıklığa mükemmel şekilde faydalıdır. Bunu nasıl kullanacağız? Biz aspirini nasıl kullanacağız diye soracak olursanız işte böyle kullanacaksınız. Küçük bir tabağa 2 tane aspirin ve 1 tatlı kaşığı kadar ılık su koyacaksınız. Aspirinlerin yumuşamasıyla birlikte içine 1 tatlı kaşığı bal ekleyeceksiniz ve daha sonra sorunlu olan bölgenize, yani batık bulunan bölgenize 10 dakika boyunca masaj yaparak uygulayacaksınız. Ve daha sonra sorunlu bölgenize uyguladıktan sonra 10 dakika bekleyeceksiniz ve daha sonra bol suyla yıkayacaksınız. Bu batıklarınızın yavaş yavaş azalmasına, hatta yok olmasına neden olacaktır. Haftada 2 defa uygularsanız güzel sonuç elde edeceksiniz. Ve bir diğer maddemiz ise karbonat. Evet, karbonat. Evet arkadaşlar, birçoğumuz biliyordur. Siz biliyor musunuz bilmiyorum. Ama karbonat cildi rahatlatıcı ve ölü hücreleri atıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden kıl dönmenizin neredeyse yok olmasında büyük bir rol oynar. Evet arkadaşlar, bir yemek kaşığı karbonatı bir bardak suyun içinde karıştırıyorsunuz ve iyicene yok olmasına neden oluyorsunuz. Ve daha sonra tekrar batık olan bölgelerinize, sorunlu olan bölgelerinize uyguluyorsunuz. 5 dakika sonra, yani 5 dakika bekletiyorsunuz ve 5 dakika sonunda soğuk suyla yıkıyorsunuz. Ve bunu günde 2 ya da 3 kez uygularsanız ciddi derecede yok olmalar göreceksiniz. Eğer bu da sa diğer maddemize geçebiliriz. Diğer bir maddemiz ise tuz. Tuz kullanımı arkadaşlar, kan dolaşımının hızlanmasına ve kızarık şişlikleri indirmeye yardımcı olan bir etkisi vardır. Bu kadar etkili olan tuz tabii ki kıl dönmelerinde de büyük olasılıkla etkilidir. Peki nasıl uygulayacağız? Bir yemek kaşığı tuzu bir bardak ılık suyun içinde eritiyorsunuz. Daha sonra pamuk yardımıyla sorunlu bölgelerinize uyguluyorsunuz. Yani kıl dönmesi olan bölgelerinize uyguluyorsunuz. Ve daha sonra 3-5 dakika sonra suyla güzelce duruluyorsunuz. Bunu günde 2 ya da 3 kez uygulayabilirsiniz. Fakat kıl dönmesi iltihaplanmış boyuta gelmişse bunu uygulamamanızı tavsiye ediyorlar. Bir diğeri ise poşet çay. Arkadaşlar, siyah çay içerdiği tanen sayesinde ciltteki tarihleri aşırı derecede düzeltiyor. Cildinizi yumuşatıyor ve bu nedenle altında, yani deri altında kalan kıllarınızın yüzeye çıkmasını sağlıyor. Normal demlenmiş siyah poşet çayınızı bir bardağa döküyorsunuz. Yani normal çay doldurur gibi bir bardağa çayı sadece dem dolduruyorsunuz. Daha sonra üstüne birkaç damla limon sıkıyorsunuz ve pamuk yardımıyla sorunlu olan bölgelerinizde tampon hareketlerle uyguluyorsunuz. 5-10 dakika sonra durulamanız gerekiyor ve günde 2-3 kere yapmanız ciddi derecede azalmalara yol açacaktır. Bal antibakteriyel özelliği olduğu için cildiniz eğer enfeksiyon kapmışsa bal bunu minimum dereceye indirecektir. Aynı zamanda doğal nemlendirici özelliği olduğu için bal cildinizi aşırı derecede nemlendirecek, yumuşatacak ve bu nedenle kıl dönmenizi tamamen yok edecektir. Bir miktar balı direkt sorunlu bölgenize ince tabakada sürerseniz ve 10 dakika kurumasını bekledikten sonra ılık suyla nazikçe
temizlerseniz cildinizin hem yumuşadığını hem de derininizin altındaki kıllarınızın yukarı çıktığını göreceksiniz. Günde 2 ya da 3 kez bunu uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.